Demek zaaf ve aç, demek zayıflık ve güçsüzlük. Anlıyor musun sen? Valla, burada mı durdun? Anlamıyor gibi görünüyor. Ustak birine bir şey anlatıyor. Diyor ki, sen bunu anlamıyorsun diyor. Ben sen oluyorum, anlamıyorum diyor. Zaaf yani, ha? Aciz ve ufak bir şey. Demek zaaf ve aç, onun hakkında şefkat ve himayeti tahrik ettikleri için küçücük parmağıyla kahramanları kendine musahhar eder. Küçücük parmağıyla. Bir zamanlar Clinton gelmişti Türkiye'ye. Evet. Onun kucağına bir çocuk verdi. Evet. Çocuk onun burnunu tuttu, böyle sallıyor. Vallahi. Evet. Burnunu öyle sallıyor. Gördün mü? Şimdi böyle bir çocuk o şefkati inkar etmek ve o himayeti ittiham etmek suretiyle ahmakane bir gurur ile ben kuvvetimle bunları tezkir ediyorum. Onlar korkuyorlar benden, onun için bana o kadar hürmet ediyor. Çikolata alıyorlar, muz alıyorlar, sırtında dolaştırıyorlar. Neyse, elbette bir tokat yiyecektir. Benim külüntümüm gibi bir şey. İşte insan dahi Halık'ının rahmetini inkar ve hikmetini ittiham edecek bir tarzda, küfran-ı nimet suretinde, Karun gibi, innemâ ütîtühü alâ ilim. Karun böyle dedi. Karun çok fakirdi. Hazreti Musa'nın amcasının oğlu. Tevrat'ı da ezbere okuyordu. Çok fakirdi. Dedi ya Musa, Rabbime söyle, bana da bir şeyler versin. Yani biz de bu garibanlıktan kurtulalım. Musa Aleyhisselam da Tur-i Sina'da, ya Rabbi de burada. Tamam dedi. Cenab-ı Hak ona bir kabiliyet verdi. Kimya ilmini öğretti. Kimya. İşte öyle bir hareket yapıyor. Tenekeye bir şeyler koyuyor. Teneke oluyor bakır. Bakıra bir şeyler koyuyor, oluyor gümüş. Gümüşe bir şeyler yapıyor, oluyor altın. Ya yapıyor. Bir sır. Bununla Karun hazineler kurdu. Çok zengin oldu. Sonra Cenab-ı Allah Karun'dan zekat vermesini istedi fakirlere, garibanlara. Ne dedi? Bunu dedi işte. İnnemâ ütîtühü alâ ilm. Ben ilmimle yaptım bunları. Niye verecekmişim? Görüyor musun nasıl unutuyor insanoğlu? Yani ben kendi ilmimle, kendi iktidarımla kazandım dese, elbette sille-i azaba kendini müstahak eder. Azap tokadına kendini müstahak eder. Demek şu meşhur saltanat-ı insaniyet. Ya insan saltanat kurmuş, unutmuş değil mi? Saltanat, ağaçları kesiyoruz, masa yapıyoruz, kapı yapıyoruz, ineği kesiyoruz, köfte yapıyoruz, ekmek yapıyoruz, sucuk yapıyoruz, pastırma yapıyoruz, efendim kösele yapıyoruz, Allah Allah. Koyunun derisini söylüyoruz, efendim ceket yapıyoruz. Şuraya bak ya, halbuki o inek var ya, bırak boynuzunu, bir kuyruk yapıştırsa sokmaz yanına seni. Fakat Allah onları bize musahhar etmiş. Mesela bende bir kaşıntı var, doktora gittim. Dedi ki, sana kedi sütü lazım. Kedi sütü süreceksin. 5 gram kedi sütü bulacaksın. Ya doktor bey nereden bulacaksın? Ya dedim mahallede doğuran kediler var. Hakikaten kediler çok doğur. Bir tanesini bulacaksın dedi, memesinden alacaksın. Parçala. Komşuları da çağır dedi. 7 kişi olduk, bir kediyi sağdık. Biri yastıkla kafasını bastı. Biri kuyruğunu tutuyor. 4 kişi birer tane bacağını yükselerek bacağını. Biri de sağdı. Şimdi düşünün. 500 kilo ağırlığındaki bir ineği 10 yaşındaki bir çocuk sağıyor. 5 kiloluk kediyi 7 kişi sağıyor. Şimdi düşüneceğiz tabi, Allah bize akıl verir. Ben düşüneceğim tabi, öküz düşünecek değil ki. Öküz de akıl yok. Yahu ya bu keçi, bu koyun, bu efendim inek, kedi gibi olsaydı kim süt içebilirdi? Kim peynir yiyebilirdi? Depresyondan çıkıyor. Depresyondan çıkıyor. Allah razı olsun Allah. Depresyon.
Ya düşünüyorum, bir arabaya bakıyorum arabada. Neler var değil mi? Orada bir tane kömür, orada bir tane vida, orada bir tane kablo, orada bir tane bilmem ne. Yok ventilatör, yok distribütör, yok karbüratör, yok efendim radyatör, yok şu, yok bu. Bütün bunları Allah o kuluna düşündürüyor, hepsini bir araya götürüyor. Yaptığı iş ne? Dört teker dönüyor, bizi götürüyor işte arabada. Sadece yaptığı iş bizi götürmek. Başka bir şey yapıyor mu araba? Köfte yapıyor mu, çay yapıyor mu? Çiğ köfte yapıyor, yapmıyor. Sadece oturuyor, seni götürüyor. Ama onun götürmesi için ne kadar şeyler var, çalışılmış orada. Bütün onları yapan ve yaratan Rabbimizdir. Nasıl bunu yaratmış? Bunu yaratmış. Dünyada ne kadar koku varsa, kapat bezle gözün. Elma, armut, sucuk, dolma, kavun, karpuz, çay, kahve, ayran. Allah Allah. Kessen 100 gram gelmez. Almanya kadar bir burun yapsam, bunun yaptığını yapamaz. Vallahi yapamaz, billahi yapamaz. Burada da bir tane kulak, burada et. Ezan sesi, tren sesi, telefon sesi, anamın sesi, babamın sesi. İnek sesi, sinek sesi, korna sesi, sesler. Burada tat var, ekşi, tatlı, çok tatlı, ekşi, çok. De et. Sür bakalım suratına kabuğunu, tat alır mı kabuğunu? Mehmet Altan'a söyledi, eski komünistler. Babası Çetin Altan'ın oğlu. Mehmet Altan, profesör, uçakta kıstırdım. Dedim hocam, dedim, bak Cenab-ı Allah seni harika yarattı. Dedim kavunu buraya sürsek tat almaz. Böyle yapıyordum. Çok çarpıcı ya dedim. Bak çiçeği buraya dökeriz kokuyor. Buraya tarlayı da ne kalktırsan gene kokmaz. Ya bu delik değil mi? Bu delik başka delik. Bir sürü delik. Ne oldu da çok çarpıcı. Çarpıcı diyor adam. Yerlendiriyor. Yani böyle bir şey duymamış adam. Boşun okumuş abi o. Üniversitede öğretmenim. Ama bak adam. Gene iyileşti hocam. Çok iyileşti. Ama bak şimdi taktik. Çok çarpıcı demesi anladığını gösteriyor. Ama bir başka Müslüman. Ya diyor kulak tabii ki duyacak. Ne yapacak sanki? Şimdi şey yapmıyor, anlamıyor. Kaç yaşındasın? 35. 36 sene evvel var mı sende kulak? Yoktu. Yapmış Allah bak, harika yapmış. Düşün o adam birden intikal etti ama. Ya, boşun okumuş değil. Çok güzel takdir etti yani. Takdir etti. Amin. Allah idare etsin. Evet. Ve o saltanatın sebebi, saltanat kurmuşuz ya. Geçen gün düşünüyorum böyle, bakıyorum otobandan arabalar geçiyor. Herkes böyle. Ulan dedim, şeyler dedim, köpekler araba kullansaydı böyle. Veya koyunlar, keçiler, öküzler araba kullansaydı. Ne acayip olurdu değil mi? Bak Allah, halbuki onlar da bize benziyor. Aynı kulağı var, burnu var, gözleri var, ciğeri var, hepsi var. Onların da ön ayakları el demektir. Biz de eğilsek dört ayak oluruz. Yani ne kadar acayip oluyor onların araba kullanması değil mi? Ama bize yakışıyor Cenab-ı Allah bize. Bizim için yapmış bunlar. Gel canım. Buraya da girebilirsin. Hatta boş. Otur otur. Ya alma oraya çocuğu. Yüzünü görelim ya. Neyse. Gel canım gel. Şuraya burada otursunlar mı? Dur tabii ya. Ben sizin yüzünüzü gördüm mü şevk alıyorum. Böyle mübarek. Nurani simalar. Gençliğinizi mi görüyorsunuz? Tabii. Ve o saltanatın sebebi kuvvet ve iktidar ilmi değil. Yani bizde bir iktidar var, bir bilgi var, bir güç var da biz bu mahlukata şey kurmuşuz değil.